YouTube'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Pet Shop'tan muhabbet kuşunuz için almanız gereken malzemeleri dilimin döndüğünce kısa, yalın ve basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. O zaman videomuza geçelim. Muhabbet kuşları için kafes seçimi çok önemli arkadaşlar. Çünkü kuşlarınız vaktinin büyük bir bölümünü kafes içinde geçirecek. O nedenle kafes seçerken çok dikkat ediyoruz. Mümkün olduğunca büyük kafesler tercih edin. Çünkü kuşlar kafesin içinde daha rahat hareket edebilmeli ve daha fazla hareket edebilmeli. O nedenle büyük kafes seçmek gerçekten önemli. Eğer bulabiliyorsanız önerim fırınlanmış boyalı kafesler almanızdan yana olacak. Ve kafeslerinizi seçerken bir başka bir ayrıntı ise kafeslerin altında ızgara olabiliyor. Izgaralı kafesler almanızı öneriyorum. Çünkü kuşların bazılarında dışkı yeme gibi sorunlar olabiliyor. Bu dışkı yeme sorunu da kuşların sağlıklarını gerçekten çok olumsuz etkiliyor. Eğer ızgaralı kafesler alırsanız kuşlarınızın sağlığından korumuş olursunuz. Tünek seçimi. Tünek seçimi de muhabbet kuşlarının kafesi için gerçekten önemli arkadaşlar. Çünkü pet shoplara gittiğimiz zaman bir tane ahşaptan yapılmış, bir tane de plastikten yapılmış iki çeşit tünek genellikle görüyoruz. Benim önerim kuşlarınızı ne kadar doğal ortama yakın beslerseniz o kadar sağlıklı oluyorlar gerçekten. O nedenle önerim ahşap olanı seçmenizden yana olacak. Ben birkaç defa plastik tünek kullandım. Kullandığım zaman kuşlarımın ayaklarında mantar gibi olumsuz hastalıklar olabildi. O nedenle benim önerim ahşap tünekler seçmenizden yana olacak. Suluk seçimi. Suluk seçimi de muhabbet kuşları için önemli konulardan biri diyebilirim size. Çünkü iki çeşit suluk var gözlemlediğim kadarıyla. Biri ağzı yatay olan suluklar. Zaten resimlerini şuraya koyacağım. Buradan inceleyebilirsiniz. Ağzı yatay olan suluklar var. Bir de ağız kısmı çukur olan suluklar var. Muhabbet kuşlarının daha rahat su içebilmesi için benim önerim ağzı çukur olan sulukları tercih etmenizden yana olacak. Suluk bakımlarını da düzenli yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani bazı arkadaşları görüyorum suyu suluğa dolduruyor. Su ne zaman biterse yeni suyu o zaman ekliyor. Bu şekilde olmaz dostlar. Çünkü o su suluğun içinde bozulabiliyor. O nedenle haftada 1-2 defa suluğunuza yeni su eklemenizi, eski suyu o satmanızı öneriyorum. Yemlik seçimi. Muhabbet kuşlarının kafesine koymanız gereken bir önemli şey de yemliktir arkadaşlar. Zaten yemlik kuş kafesinde olması gereken şeylerden biri. Ama yemlik seçerken de dikkat etmemiz gereken bazı hususlar bence var. Pet shoplara gittiğimiz zaman metal ve plastikten yapılmış iki çeşit yemlik görebiliyoruz. Bunlardan herhangi birini bütçemize göre tabii ki tercih edebiliriz. Ama kuşlarınızda eğer yem dökme gibi sıkıntı varsa ki bazı kuşlarda bu var, yem dökebiliyorlar. Akıllı yemlikler var arkadaşlar. Zaten fotoğraflarını buraya koyacağım. Buradan görebiliyorsunuz. Akıllı yemlikler tercih edebilirsiniz eğer kuşunuzda yem dökme gibi sorun varsa. Oyuncak seçimi. Muhabbet kuşları için oyuncak seçimi de gerçekten çok önemli dostlar. Çünkü muhabbet kuşları oyun oynamayı seven oyuncu canlılardır. Zaten bunu sizler de kuşunuzla vakit geçirdikçe gözlemleyeceksiniz. Bayağı oyun oynamayı seven canlılardır. Hareketli, aktif canlılardır. O yüzden kafeslerinize benim önerim pet shoplardan tabii ki birçok oyuncak var. İpli, halkalı birçok tercihinize göre oyuncak seçebilirsiniz ama benim önerim aynası olmayan oyuncaklar seçmenizden yana olacak. Çünkü aynalı oyuncaklar seçerseniz muhabbet kuşunuz o aynalı oyuncakla daha fazla vakit geçireceği için sizinle olan iletişimi azalır arkadaşlar. O nedenle aynası olmayan herhangi bir zevkinize göre, keyfinize göre, göz zevkinize göre bir oyuncak seçebilirsiniz.
kuş banyosu. Muhabbet kuşları yıkanmayı seven canlılardır arkadaşlar. Özellikle yaz aylarında havalar ısındığı zaman zaten ufacık böyle su birikintisi görse içinde girip neredeyse yıkanıyor kuşlar. O nedenle yaz aylarında kullanabilmeniz için kuş banyoları alabilirsiniz. Böylelikle kuşlarınız yaz aylarında güzel güzel kendini yıkayıp serinleyebilirler. Evet kıymetli dostlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda dilim döndüğünce yalın, anlaşılır bir şekilde yeni muhabbet kuşu besliyorsanız eğer, muhabbet kuşu kafesinde neler almanız gerekebilir, neler kullanmanız gerekebilir, bunları yalın, kısa, öz bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videomu gün içinde izliyorsanız iyi günler dilerim. Akşam izliyorsanız da iyi akşamlar dilerim.